Merhaba arkadaşlar. Oy verme anında sandık kurullarının yapacağı iş ve işlemlerle bu süreçte dikkat etmemiz gereken hususları konu alan ikinci eğitim videomuzla karşınızdayız. Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Antep, Hakkari, Kars, Malatya, Maraş, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Urfa, Van, Batman, Şırnak, Ardahan ve Iğdır illerinde oy verme işlemi saat 7'de başlar. Saat 16'da da biter. Diğer illerde ise oy verme işlemi saat 8'de başlar, saat 17'de biter. Oy verme işleminde öncelikle seçmenin kimlik tespiti yapılır. Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgeler ile oyunu kullanabilir. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmi bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kağıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şarttır. Seçmenin kimlik tespiti yapıldıktan sonra seçmene oy kullandırılır. Unutmayalım, 31 Mart yerel seçimlerinde bütün oy pusulaları tek zarfa konulacaktır. Yerel seçimlerde oy pusulaları şöyledir. Büyükşehir olan illerde Büyükşehir Belediye Başkanlığı oy pusulası, ilçe belediye başkanlığı oy pusulası, ilçe belediye meclisi oy pusulası, muhtarlık oy pusulası. Büyükşehir olmayan illerde ilçe belediye başkanlığı oy pusulası, ilçe belediye meclisi oy pusulası, il genel meclisi oy pusulası, muhtarlık oy pusulası. Beldelerde belde belediye başkanlığı oy pusulası, belde belediye meclisi oy pusulası, il genel meclisi oy pusulası, muhtarlık oy pusulası. Köylerde il genel meclisi oy pusulası, muhtarlık oy pusulası. Başkan, kanuna uygun biçimde hazırlanmış ve mühürlenmiş oy zarfı ile birleşik oy pusulalarını hiçbir tarafında herhangi bir işaret bulunmadığını ve arkasının sandık kurulu mührü ile mühürlü olduğunu kurul üyelerine, müşahitlere ve seçmene gösterdikten sonra tercih veya evet mührünü seçmene vererek kapalı oy verme yerini gösterir. Seçmen, kapalı oy verme yerine girmeden önce sandık kurulu başkanı tarafından şu hususlarda uyarılır. Oy pusulalarında tercih ettiği kısmın dışına taşırmadan mührünü basması, başka hiçbir yere imza işaret koymaması, oy pusulasını düzgün bir şekilde katlayıp zarfa koyup yapıştırması, seçmenin cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine girmesinin yasak olduğu, cezasının bulunduğu, bu tür cihazlar varsa oy verme işleminin bittikten sonra iade edilmek üzere bırakılması gerektiği, birleşik oy pusulalarından başka zarfa hiçbir şey koymaması, aksi halde kullandığı oyun geçersiz olacağı, seçmene birleşik oy pusulaları verildikten sonra hata veya başka bir neden ileri sürülerek yeni bir birleşik oy pusulası verilemeyeceği, tüm oy pusulalarının aynı zarfa konacağı açıklanır. Sandık başında seçmene vereceği oy hakkında hiç kimse hiçbir müdahale, telkin veya tavsiyede bulunamaz. Hiçbir seçmen oyunu kullandıktan sonra sandık başında kalamaz. Sizlere 3 önemli hususta uyarıda bulunmak istiyoruz. Seçmenlerimize verilen oy pusulaları ve zarfın üzerinde herhangi bir işaret konulmamış, evet ya da tercih mührü basılmamış olmasına dikkat ediniz. Seçmen üzerindeki olası baskıların önüne geçebilmek için mutlaka her seçmenin oy kabinine girmeden önce cep telefonunu sandık kuruluna teslim etmesini talep ediniz. Açık oy kullanmaya çalışanlar seçim kanununa göre suç işledikleri ve yaptıklarının cezai karşılığı olduğu konusunda sandık kurulu üyelerimiz mutlaka uyarılmalıdır. Uyarıya rağmen açık oy kullanılırsa bu kişilerin isimleri tutanak defterine kaydedilmeli, derhal ilçe seçim kuruluna iletilmesi sağlanmalıdır. Engelliler nasıl oy kullanır? Görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni engelleri açıkça belli olanlar, o seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık çevresinde bulunan akrabalarından birinin akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilirler. Bir seçmen birden fazla engelliye yardım edemez.
Sandık kurulu başkan ve üyeleri engelli seçmenlere yardım etmek amacıyla oy verme kabinine giremez. Oy kullanma sırasında yardım edemez. Okuma yazma bilmeyen seçmenler nasıl oy kullanır? Okuma yazma bilmeyen seçmen, sorduğu ve istediği takdirde sandık kurulu sadece birleşik oy pusulaları üzerinde bulunan işaretlerden hangisinin hangi siyasi parti veya bağımsız adaya ait olduğunu hatırlatır. Sandık kurulu başkan veya üyeleri hiçbir şekilde oy verme sırasında seçmenlere yardım etmek amacıyla kapalı oy verme yerine giremez. Görevlilerin örnek 142 belgesiyle oy kullanması. İlçe Seçim Kurulu Başkanı, seçimin yapıldığı çevrede oy verme hakkına sahip olduğu halde görev yaptığı sandığa ait seçmen listesinde kayıtlı bulunmayan sandık kurulu başkanlarının, sandık kurulu üyelerinin, sandıkların kurulduğu binanın resmi sorumlularının, seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk görevlilerinin, sandık kurulu üyelerini görev yerine ulaştırmak için görevlendirilmiş kişilerin, görevli oldukları sandıklarda oy kullanabilmeleri için her bir görevli için ayrı ayrı bir belge düzenler. Bu belgenin adı örnek 142 belgesidir. Bu belgede görevli kişinin TC kimlik numarası, adı ve soyadı, görevi, oy kullanabileceği sandık numarası, oy kullanabileceği seçim türü yer almalıdır. Unutmayalım, bir kişiye örnek 142 belgesi verilebilmesi için o kişinin seçmen kaydının o seçim çevresinde, yani o belde, o ilçe veya o ilde bulunması şarttır. Örnek 142 belgesinin ıslak imzalı, yani orijinal olması gerekir. Fotokopi belgeyle oy kullanılamaz, kullandırılamaz. Sandık görevlilerimizin dikkat etmesi gereken noktalar. Öncelikle oy kullanmak için sandık başına gelen kolluk görevlisinin sandık seçmen listesinde kayıtlı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eğer kolluk görevlisinin ismi sandık seçmen listesinde varsa örnek 142 belgesinin aslı teslim alınmalıdır. Kolluk görevlisinin kimliği teslim alınmalıdır. Belgedeki bilgilerin kimlikteki bilgilerle uyumlu olup olmadığı kontrol edilmelidir. Belgede yazan sandık numarasının oy kullanacağı sandık numarası ile uyumlu olup olmadığı da kontrol edilmelidir. Kolluk görevlisinin sandık seçmen listesindeki adının karşısında oy kullanabileceği seçim türü veya türlerine bakılmalıdır. Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis Üyeliği, İl Genel Meclisi Üyeliği gibi. Kolluk görevlisine sadece listede belirtilen oy kullanabileceği seçim türüne ait oy pusula veya pusulaları verilmelidir. Kolluk görevlisi oyunu kullandıktan sonra listede adının karşısına imza atmalıdır. Eğer kolluk görevlisinin adı sandık seçmen listesinde yoksa, bu durumda kolluk görevlisine nasıl oy kullandırılır? Örnek 142 belgesinin aslı teslim alınmalıdır. Kolluk görevlisinin kimliği teslim alınmalıdır. Belgedeki bilgilerin kimlikteki bilgilerle uyumlu olup olmadığı kontrol edilmelidir. Belgede yazan sandık numarasının oy kullanacağı sandık numarası ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilmelidir. Örnek 142 belgesinde görevlinin oy kullanabileceği seçim türü veya türlerine bakılmalıdır. Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis Üyeliği, İl Genel Meclis Üyeliği gibi. Kolluk görevlisine sadece belgede belirtilen oy kullanabileceği seçim türüne ait oy pusula veya pusulaları verilmelidir. Kolluk görevlisi oyunu kullandıktan sonra sandık seçmen listesinin sonuna bu kişinin adı, soyadı ve TC kimlik numarası doğru bir şekilde yazılmalı ve kişiye imza attırılmalıdır. Oldukça önemli bir nokta. Oyların sayım ve dökümü sırasında sandıkta kayıtlı olmadığı halde görevi gereği oy kullanan seçmen sayısı listede adı yazılı olmayan bu ikinci grup kolluk görevlisidir. Bu görevlilerin sayısının mutlaka sandık sonuç tutanağının ilgili iki nolu bölümüne doğru bir biçimde yazılmasını sağlamalısınız. Oy verme işlemleri ne zaman biter? Oy verme işlemi saat 16'da biten illerde sandıklar 16'da açılacaktır. Bu saatten önce sandıklar hiçbir gerekçeyle açılamaz. Oy verme işlemi 17'de biten illerde sandıklar 17'de açılacaktır. Bu saatten önce sandıklar hiçbir gerekçeyle açılamaz.